12 yıl sonra İstanbul'da konser veren İbrahim Tatlıses, Belarus'ta da fırtına gibi esti. İşte konser öncesi ve sonrasıyla İbrahim Tatlıses'in Belarus çıkarması. İbo fırtınası İstanbul'dan sonra Belarus'ta esti. Bunu çok özlemiştik. İbrahim Tatlıses'le Belarus'ta mangal keyfi. Ben de özledim, ben de. Resmin var şu albümümde. Oğlu İdo'yu evlendiren İbo, şimdi de kendisi mi damat oluyor? Ben de birazcık. Ben kaldım. İdo gitti, ben kaldım. Belarus'ta elektrik kesintisinin bile dindiremediği İbrahim Tatlıses coşkusu geliyor. Geçtiğimiz haftalarda 12 yıllık bir hasret son bulmuş, İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra ilk kez konser vermişti İstanbul'da. O konserden sonra İbo kabuğuna çekilmedi. Bu kez soluğu Belarus'ta aldı. Konseri öncesi Belarus'ta mangal başında yakalıyoruz İbo'yu. Aman melekem kavur balıkları, akşama getireceğim kabadayıları. Özlemiştik bu manzarayı. Vallahi elinizden mangal yemeği de özlemişiz diyelim. Ben de özledim. Ben de özledim, ben de. Resmin var şu albümümde. Sana koşmak isterim. Ne vardı yüreğimde? Derman yok üzerimde. Eteyim ki derman gelsin. Ne yiyoruz şimdi? Kuzu dana. Kuzu. Kuzu yiyoruz. Kuzu başka et yok. Et denince akla o gelir Türkiye'de. Eti sulu bırakın kardeşim. Fazla pişirmeyeceğim. Yakmayacağım. Evet. Ama ben bilirim, işi bilirim yani. Bana bir şey sorsa bir şey söylerim. Aklında ne olduğunu anlıyorsun abi. Aynen öyle. Şimdi bunu kuyruğundan atacağım. Böyle hop. Böyle yapacağım beni diyor sonra. Ama biraz unutmuş galiba bu işleri. Eti tuzlarken bizim Eren'in gözünü yakıyor. Yanmıyor musun abi? Vallahi yanıyorum da işte siz. Geçtiğimiz haftaya oğlu İdo'nun düğününe uzanıyoruz. Hadi gel biz bir oraya gidelim. Bir şey olmaz, ben işimi bilirim. Biz oğlunun düğününü soruyoruz. O küçük çaplı bir bomba patlatıyor. İdo da evlendi. Ben de evlendim. Ben kaldım. İdo gitti, ben kaldım. Şakadır herhalde. Yeniden düğüne dönecek olursak, İdo'nun düğününde sahneye çıkamamak üzmüş babayı. Ben keşke oynayabilseydim. Keşke oynayayım. Ya Rabbi Allah. Kısmet etmedi bana kurbanım. İnşallah kısmet edecek. İdo'nun oğlunun sünnetinde olur. Konserlere başladı. Yeni bir single da yolda. Yeni bir şarkı geliyor herhalde. Evet, bir 10 güne kadar gelir. Bela. Ben seviyorsan bil ki beladır. Mangallar yapılıyor ve afiyetle yeniyor. Belerde diskolarda ah keşken belini sarabilseydim ah keşken. Sıra sahnede. İbrahim Tatlıses konserinin sunucusu Mehmet Ali Erbil'le birlikteyiz. Abiyi Mustafa Erbil'i de almış yanına. Ben de ayıptır söylemesi sunacağım. Sahne anlamı. Sadece varlığı değil, yokluğu da paylaşmışlar zamanında. Aynı sahneyi paylaşmak, çünkü biz hayatı paylaştık yeri geldiğinde İbrahim'le. Cebimizdeki parayı paylaştığımızı çok iyi bilirim. O dönemlerde yani ters giden işlerimiz zamanında kimin ne cebinde ne varsa onu ortaya koyup paylaştığımızı çok iyi bilirim. Mali'yi bulmuşken son yaşadığı olayları ve taciz iddialarını soruyoruz. Zaaflarım başıma iş açtı diyor. İnsan hayatında böyle zaaflar olabiliyor yani. İyi niyetinden kaynaklanan. Benim öyle egolarım falan yoktur, komplekslerim yoktur. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Abimi yanıma aldım ki hani soruları ona göre sorun yani. Özür diliyorum kamuoyundan yani iyice.
bakmadığım için ama zaten bitti gitti, kapandı gitti. Yanına abi Mustafa Erbil'i almasının nedeni de az sonra anlaşılıyor. Ama benim en büyük yürümem de takibe takip. Yok asla deme, çok eğleniyorum, çok oyalanıyorum. Abimin kız arkadaşlarına yazıyorum. Hadi ya. Hadi ya diyor. Sohbetten sonra konserin açılış sunumunu yapıyor Mehmet Ali Erbil. İmparator İbrahim Tatlıses. Ve Belarus'ta İbrahim Tatlıses sahnede. Söyleme performansı her geçen gün daha iyiye gidiyor. Konser tüm hızıyla devam ederken elektrikler kesiliyor. Ama bu da durduramıyor İbo sevgisini. Elektriğin gelmesiyle hareketli şarkılarla devam ediyor.